19-nji iýun güni dünýä miqyasydaky her gaýsy ahbarat wasitalary bäs-bäste habar kılgan äň möhüm wakalarynyň biri Amerika taşky işler ministri Antony Blinkennin Xitaydaky ziýareti jarayanda Xitay taşky işler ministri Çingdang bilen görüşkenden kiýin Xitay raýysy Xi Jinping bilen uçraşganlygy boldy. Secretary of State Antony Blinken meets with Chinese President Xi Jinping. Blinken is the highest level US official to visit China during the Biden administration and the first US Secretary Amerika diplomatiýa sahasydaky äň ýokary derejelik şahs bolan Antony Blinken'in bu kadimki Xitay ziyareti jarayanında Xi Jinping bilen görüşüdigan yoki görüşmeydiganlygy bu kadimki ziyaret başlanışdan ilgirila köp xil tahminlerge nişan bolgan bolup bäziler bu kadim ular uçraşmaslygy mümkin deyişken idi. Bulupmu Amerika Xitay münasibeti izcil yamanlaşyatgan, Xitayning Tayvan atrofidagi harbiy ig'vogarchiligi eshib berayotgan, shuning bilan birga Xitayning Ukraina masalasida izcil turda Rossiyani qo'llashi davom qilayotgan ahvolda bu ziyorat jasusluq havo shari vaqasi tufaylidan amaldan qoldirilgan edi. New York vaqti gazetasining 19 iyundagi obzorida aytilishicha, bu qatimqa uchrashish Amerika Xitay o'rtasida izchil yuqori pandiga chiqayotgan yirikilishishning vaqtincha bo'lsa-mu yuqori darajalik rahbarlarning uchrashishiga o'rin bo'shitishini, shuningdek ularning har ikkisi bu xil yiriklikning to'qinishga aylanib ketishini xohlamaydiganligini vositalik holda aksab turgan. Yeni bir yaqtın ağında bu hal, Blinken efendi Xitay ziyaretine Münch'ten burunki ziyafette eytkan, Amerika-Xitay münasibeti davalguşka petip kaldı. Hazır her iki taraf bunu muqamlaştırışının zörürlükini tonup yetti. Bu kadimki ziyaretin kütüdüğallarım, teximo yakşıraq düşence hasıl kılıp, teximo yakşıraq şekilde iş görüş degen sözler bilen mas kademde otturgu çıkıyor. On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. one-China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. Amerika German Marshall Fondunun xadimi Andrew Small radiomuzdan bu vaqtki sualiga ilhatlar javob qaytirib, Antony Blinken bilan Xi Jinpingning uchrashganligi Amerikada ikki taraf o'rtasidagi aloqaning normallashishiga, shuningdek jasuslik shari vaqasidan keyin texmo yomonlashib ketgan ikki taraf munosabatining rivojlanib, Xi Jinping bilan Baydenning yaqin kelgusida uchrashishiga yo'l ochishini nishon qilgan deydi. Bununla o alayda kılıp bu katimka uçuruşunun 2023 yılı 12. noyabr günü San Francisco şehirde çağırıldığın Asya Tecokyan Elleri İqtisadi Yemkarlık Mundur'da əməl giyiş mümkünçilik yaparlıqını işare kılıdı. Bu katimka uçuruşunun keyinki muhbirlarının kütübeliş yığında gerçi Antony Blinken efendi bunun naite usulluq bir katında söhbət boğaldığın təkidliyən bolsa mu, iki tərəf münasibeti de yanına bəkmi roşan boğan köpləgən xırslarından şöpəti qağaldıqı mı, dünya ahbaratından gözdün çətikan boğan. Forbes torining 19 iyundagi xabarida aytilishicha, bu qatimqa uchrashishdan keyin Antony Blinken o'zining diplomatiya va kishilik huquq masalasining muhimligini ta'kidlash bilan birga, ikki taraf o'rtasidagi suhbat uchun ochiq bo'lgan bir yo'lning mavjud bo'lishi lozimligi. Shu orqali har ikki tarafning navbatdagi vaziyatda uqishmaslik yoki xatolashib qilishdan saqlanishiga sharoit yaratish kerakligi haqida so'z qo'yganligini aytgan. Xitay raisi Xi Jinping bu vaqtda söz qilib, biz Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatlariga hurmat qilamiz. Shundaqla hech qachon Amerikaning o'rnini elishni istamaymiz. Sizlarmi shu yo'sinda ish ko'rishinglar va bizning qonunliq manfaatlarimizga zarar yetkazmasliginglar lozim. Amerika bilan Xitayning o'zaro ap o'tishi insoniyatning kelgusiga hamda taqdirga bog'liq cho'ng masala degan. Xitay hukumatining bu vaqtga suhbat xotirasida aniq qilib, har ikki taraf Amerika-Xitay munosabatining yetakchi prinsipi asosida suhbatlashishga yuzilish haqida o'xshash qarashda ishkanligini ta'kidladi deyildi. Bu qatimqa suhbatda Xi Jinping navbatdagi ahvol haqida so'z qilib, dunyo hozir Amerika-Xitay munosabatining muqim bo'lishiga muhtoj. Tashqi ishlar ministri bu suhbatingiz bilan siz bu jihatda texnik ijobiy rol o'ynaysiz degan. 双方在一些具体的问题上呢也取得了进展，达成了共识。我也希望国务卿先生这次访华啊，能够为稳定中美关系多发挥积极作用。Amma Yale Universiteti Kanun Merkezinden Profesör Stefan Roach özün Twitter'da uçur yollab bu diplomatiya siyasetike bir qatımlıq maşını ziyareti mi qandaq dep sual qoygan. Şunun bilen birge iki taraf oturusdaki söhbet vaqtının 35 minut bolganlığını. Bu jarayonda tarjimonga berilgan vaqtni chiqarib aytganda ikki tarafga faqat 10 necha minutdan so'z qilish fursati qolganligini eskartib, buncha qisqa oraliqda ikki taraf munosabatidagi shuncha ko'p masalalarni qanchalik so'zlashgani bo'lar deb savol qo'ygan.
CNN'nin 19. iyundaki haberden məlum bol işçi, Antony Blinken bu qatımkı uçuruşuş ahırlaşğan demkin, muhbirlarga söz qilip, çiki taraf otursidiki aşkoşluq məsullarının şöpede qağallıqını, amma bunun da yakın kəlgüsü de icabi özgürüşlerinin buluşunu ümit qılığalıqını bildirgen. Xitay içindeki akbaratlarda birdek Amerika hükümetine eyipleydiğin ahandaki mezmunlar kan yeri vatkan bulup, bu hal Amerika akbarat sahasıydaki söhbet arkalık körünerlik özgürüş peyda kılış hakkındaki mezmunlar bilen Roşen Seleştürme asılı kılavatkalıqı məlum.